istiyorum, abi istiyorum, abi sizi sahneye sonra alıyoruz. Ben bütün başkanlarımız adına bir alkış istedim. Çünkü sizin hem yağlı güreş düzenleyen kentler birliğinde göreviniz var. Hem Kırkpınar güreşlerini. Şimdi aslında ben buraya biraz daha spor kıyafetle gelmiştim ama biz doğal bir aileyiz. Çünkü güreş de doğal bir aile. Başkanım dedi ki gömlek kravat yok mu Harun dedi. Vallahi bir evlenirken giymiştim gömlek kravat. Son yıllarda 10 yıldır da girmemiştim ama dedim ki her gittiğimde gerek özel hayatında gerek bürosunda gerek katıldığı toplantılarda sayın başkanımız maşallah 18'lik çakı gibi bir delikanlı olarak hep böyle güzel giyiniyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen Recep Tosun kardeşimizden hayat paylaştıkça güzel tişörtü ona verdim. Görmeyi kendim aldım. Huzurlarınıza çıktım. Çok çok teşekkür ediyorum bana da bu imkanı ve fırsatı verdiği için. Az önce belirttim. Dünya teknolojik olarak gelişiyor. Dünya hızla ilerliyor. Enerji sistemleri de değişiyor. Belki ülkemizde birçok firma var taşın altına elini koyan ama bizle beraber bu taşın altında eli de, gövdesi de, aklı da, fikri de, zikri de yağlı güreşli olan çok kıymetli bir iş insanımız var. Geçtiğimiz yıllarda da ilk 500'e girerek ülke sanayisine, ülke ekonomisine 2000'e yakın çalışanıyla da katma değer sağlayan, bizle birlikte yol yürüyen CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanımızı coşkulu alkışlarımızla Tarık Sağlam Efendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. Burada olmak çok güzel. Sayın Federasyon Başkanım, Sayın Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkan Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Federasyonumuzun Yönetim Kurulu üyeleri, basınımızın değerli mensupları ve kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Buradan ben, tamam. Yani böyle biz sanayiciyiz, çalışıyoruz. Böyle bir şey, böyle bir muhabbete çok alışık değiliz. Kusura bakmayın başkanlarım. Öncelikle spor camiasına ile birlikte olmanın verdiği mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. CV Enerji olarak halka arz sürecimizde, ön talep toplama günlerimizde böylesi enerji dolu bir ortamda olmak hem işimize hem hayata karşı motivasyonumuzu yükseltiyor. Bugün de talep toplama günümüz. Değerli konuklar, CV Enerji olarak yenilenebilir enerji sektöründe yerli ve milli olmayı, kendi teknolojimizi geliştirmeyi hedefledik ve adım adım gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli sporumuz güreşe önce tarihi Elmalı Yeşilyayla güreşlerinde 3 yıl üst üste ağ olarak destek verdim. Daha sonra milli güreşçimiz Yasemin Adar Hanımefendi Yiğit'e sponsor olarak bu desteğimizi devam ettirdik. Antalya Spor yönetimindeyim biliyorsunuz. Birçok spor kulübümüze destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye Yağlı Güreş Ligi sisteminin fikir babası ve mimari değerli büyüğüm Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş, Sayın Abicim yani yüreğini buraya koyuyor. Kendini yıllardan beri tanıyorum ve buraya çok yakıştı, buraya sahip çıktı. Çok çok teşekkür ediyorum kendine. Sürdürülebilir bir yapıda taşıyabilmemiz için bu projede yer alma mutluluğu ve gururunu yaşıyorum aslında. Bizler sadece teknoloji alanında ya da ticari hayatında başarılı olmanın yanı sıra gençlerimizi iyi yetişmiş birer birey olarak topluma kazandırma, gençlerimizi köklerini her alanda unutmamayı misyon edinmeliyiz hep beraber. Bu manada asırlık geçmişimiz ile tarihi 700 yıl gerilere kadar giden atasporumuz yağlı güreş destek olmaya da kendimiz görev atfettik. CV Enerji olarak 7 büyük organizasyondan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin isim sponsoru olmanın onurunu yaşıyoruz. Değerli konuklar, yağlı güreşin milletimizin karakterini en iyi yansıtan spor dallarından biri olduğuna inanıyorum. Çünkü bu spor milletimizin karakteri gibi yiğitlik, mertlik ve zekadan beslenmektedir.
Ayrıca söylemek isterim ki yağlı güreş gençlik yıllarımda ilgilenip elimden geldiğince zaman ayırdığım bir spor olması nedeniyle de gönlümde müstesna bir yere sahiptir. Geleceğin Adalı Halilerinin, Koca Yusuflarının spor hayatlarında yollarını açmakta yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere. Sizlerle burada olmaktan son derece mutluyum ve Sivri Enerji olarak Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin isim sponsoru olmaktan onur duyuyoruz tüm Sivri Enerji ailesi olarak. Tüm sporcular, sporcu kardeşlerime, yağlı güreş camiasına ve güreş severlere Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu enerji hepimize inşallah güzel gelecek. Saygı ve sevgilerimle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bir de bu işin emekçileri var. Bu davete icabet ettiler. Başta TRT taşın altına elini koyuyor. Medya kuruluşlarımızdan Mehmet Bey olsun, Recep Bey olsun, diğer yine yerelde yayın yapan arkadaşlarımız olsun, sosyal medyada olsun ama ulusal medya çok önemli. Ve değerli başkanımız ulusal medyanın öneminin de farkında olduğu için böylesine güzel, böylesine kaliteli bir basın toplantısı düzenledi. Emektar kardeşlerim var. Onlar vizyonun arkasından, objektifin arkasından bizlere bakan, başta onların da kıymetli yöneticilerine, müdürlerine, muhabirlerine, kameraman arkadaşlarımıza, çünkü basınsız olmaz, reklam sormaz diyorum. Emekçi meslektaşlarım için de bir alkış istiyorum sizlerden. Sadece bugün değil, sizlerin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Sizleri sadece futbol sahalarında değil, sadece basketbol ve parkede değil, her meydanında da görmek istiyoruz. Sadece Edirne'de değil, nerede bir güreş varsa imkanlar dahilinde bizlere destek olun diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Sayın Başkanımın daveti üzerine Balıkesir'deki toplantıya katılmıştı. Gerçekten Türkiye'nin en çalışkan, en yürekli belediye başkanlarından biri Mehmet Tahmazoğlu Başkanımız. Kendisi de buraya gelmek istiyordu ama dedi ki ben gelemiyorum, Antep'te çalışmalara devam ediyoruz. Orada biliyorsunuz Antep'te deprem yaşamış bir ilimizdi. Ama dedi ki ben oraya değerli vekilimi göndermek istiyorum dedi. Coşkulu alkışlarınızla Şahin Bey Belediye Başkan Vekilimi Sayın Cuma Güzel sizlere hitap edecekler. Buyurun Sayın Başkan. Değerli Federasyon Başkanım, çok kıymetli belediye başkanlarım, çok kıymetli spor yöneticilerim, yağlı güreş sporuna hizmet eden çok değerli kulüp yöneticilerim, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, öncelikle bu fırsatı bize verdiği için Federasyon Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Başkanım biraz önce sunucu kardeşimiz de söyledi. Biliyorsunuz Kahramanmaraş merkezde depremlerle ilgili Gaziantep'in ilçeleriyle birlikte merkezde çok izahat olmamasına rağmen 4000 vefatımız var. Allah rahmet eylesin diyorum. Diğer illerimizde daha büyük yıkım var. Bu yıkıma destek olan yine Federasyon Başkanımız ilk açılış videosunda depremle ilgili açtıkları için de ayrıca bu camiye deprem bölgesinden ayrıca teşekkür ediyorum. Nazik şeyler hareketlerinden dolayı. Şahin Bey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Başkanımızın size çok selamı var. Bugün biz Adıyaman bölgesinde görev yapıyoruz. Belediyeleri temsilen. Kendi belediyemiz Gaziantep Belediyesi olarak. Gaziantep Adıyaman'da görev yapıyor. Adıyaman'da bir çarşı yapmıştık. Onun bugün teslim töreni vardı. Onun için başkanımdan izin istedi. Onun yerine ben geldim. Ben bizi davet edip bu camiye kattığı için tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bütün buradaki camiayı Gaziantep Şahin Bey Belediyesi'nin düzenlenecek olan Haziran ayının son haftasındaki programa hepinizi davet ediyorum. Biliyorsunuz Şahin Bey Belediyesi olarak biz fiili olarak Türkiye'nin en büyük ilçesiyiz. Resmi nüfusumuz 950.000, 300.000 de Suriyeli misafirimiz var. Bununla birlikte yaklaşık 1.300.000'e yakın bir şeyimiz var, vatandaşımız var. Biz spora çok önem veriyor başkanımız. Sporun her türünü yapıyoruz. Öğrencileri spora alıştırmak maksatıyla yaklaşık 6 yıldan beri her öğrenci okul bitiminde karnesini getiriyor.
spor ayakkabısını götürüyor, eşofmanını götürüyor, futbol, basket ve voleybol topu bütün öğrencilere ayrım yapmadan, herhangi bir ayrım yapmadan bütün öğrencilere karne hediyesi olarak veriyoruz. Bu geleneksel sporlar merkezimiz yapılıyor. İnşallah başkanımız geldi, ziyaret etti Gaziantep'i. İnşallah önümüzdeki hafta da tekrar yönetimiyle gelecek. Biz onu ağırlamaktan onur duyarız. Görecek ve inşallah spor köyümüzü, diğer spor tesislerimizi de gezdireceğiz. Hepinizi bekliyoruz diyorum. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için efendim. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Teknik arkadaşlar ortam sesi el mikrofonuyla dağılıyor dedi. Dikkate alıyoruz. İnşallah masa mikrofonuyla devam edeceğiz. Evet, enerjimiz düşmesin diye alkışları dediğim gibi ara ara alıyoruz. İnşallah kimseyi unutmayacağız. Unutursak da sürçülisan edersek de affola. Tabii ki yağlı güreşimizin olmazsa olmazlarından biri de kıyafetiyle, tesbihiyle, enerjisiyle, güreşe kattığı katkıyla beraber ağlarımızdır diyoruz. Tüm ağlarımız adına da Kırkpınar ağamız, uzun yıllardır ağamız Sayın Seyfettin Selim'i de hem alkışlayalım hem de bütün ağlarımıza gitsin. Türkiye'deki tüm ağlar adına da başkanım alkış aldık. Hoş geldiniz. Alkış devam ediyor başkanım. Sayın ağa, alkış için aldık sizleri. Eyvallah. Tamam, çıkmışken o zaman buyurun. Nasıl oluyor alkış? Yok, ağa akışta varsınız. Bugün kızmayacağım. Bugün kızmayacağım ve bize saygılar, sevgiler sunarım. Kolay gelsin. Evet, sayın ağamızdan bütün ağlar adına alkış aldık. Sayın ağamız akış sırasında, konuşma sırasında çok değerli Edirne Belediye Başkanımızdan önce sıralamada var. Ben hoş geldiniz alkışı istiyordum. Tüm ağlarımız adına, tüm baş pehlivanlar adına, tüm yağlı güreş camiası adına şöyle bol bir enerji, bol bir alkış alalım efendim. Evet. Ordu tabii ki Türk yağlı güreşinin olmazsa olmazlarından, illerimizden biri. Karadeniz'in incisi. Özellikle o yaylalarında birçok ilçesinde çok güreş, çok güzel güreşlerin altına imzalar atılıyor. Bu senede de Aybaslı Belediye Başkanımızla birlikte Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediye başkanımızla birlikte taşın altına ellerini koydular. Türkiye'nin en güzel güreşlerinden birinin altına imza atmak için federasyon başkanımızla birlikte yol yürüme kararı aldılar. Buradan Hilmi Güler, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve şu anda aramızda bulunan güreşlerimizin de tertip komitesinde bulunan Aybaslı Belediye Başkanımız Beytullah Gençten Başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere buyurun Sayın Başkanım kürsüye davet ediyorum. Buyurun biraz kısa başkanım. Büyükşehir Belediye Başkanım Hilmi Güler Beyefendi'nin sizlere selamları var. Milliyetin Bakanımız ordumuzda olduğu için gelemedi. Kıymetli Federasyon Başkanım, Belediye Başkanı, büyüklerim, CV Enerji'nin kıymetli yöneticileri, Kırkpınar ağamız, inşallah Aybaslı'da da ağ olursunuz. Kıymetli spor severler, güreşçiler, hakemlerimiz, sayın basın, burada aranızda bulunmaktan şeref duydum. Aybaslı Perşembe Yaylası 1105 yılında dedelerimizin fethettiği bir coğrafya, dünyanın en güzel Menderesleri orada. 914 yıldır geleneksel olarak yaptığımızı İbrahim Başkanım Allah razı olsun sağ olsun. Bizi de ligde 7 takımdan biri olarak uygun gördü. İnşallah mahcup olmayız. Yağlı güreşte efsaneler var. Nasip olursa hep beraber Aybaslı Perşembe Yaylası'nda 2000'den fazla güreşçinin katılacağı organizasyonda buluşmaktan şeref duyacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yüzyılın felaketi depremde vefat edenlerin mekanlarında cennet olsun. Sıhhat afiyet bekleyenlere inşallah tezelden Cenab-ı Hak Şafi ismiyle şifa versin. 11 ilin kalkınmasında nasıl güç birliği yaptığını dünya gördü. İnşallah Cumhurbaşkanımızın
himayelerinde Türkiye çok farklı yerlerde, çok farklı özelliklerle devam eder. Allah'a emanet olun. Perşembe yasında görüşmek üzere. Evet, kıymetli başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka sadece yağlı güreş için değil, mutlaka gezilmesi, görülmesi, vakit geçirilmesi yemyeşil bir ilçemiz. Selam olsun diyoruz Ordu'ya da buradan. Evet, yine Türkiye'nin en büyük güreşlerinden birinin altına imza atan, bizlerle birlikte yol yürümekten gurur duyan, burada biz de varız diyen Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Sözen Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere efendim sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Federasyon Başkanım, çok kıymetli belediye başkanlarım, Sivri Enerji'nin değerli yöneticileri, çok kıymetli üstadlar, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böylesine güzel bir amaç için aranızda bulunmak beni de son derece gururlandırdı. Kısa tutmaya çalışacağım. Manavgat, dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi ki ülkemizin her bir noktası özel ve güzel. Manavgat da bir o kadar güzel. 350 bin bakanlık belgeli yatak kapasitesiyle Türkiye'de turizmin en büyük noktası değerli dostlarım. 300'ün üzerinde 5 yıldızıza ev sahipliği yapan doğa harikası bir kent. Ama aynı zamanda bu büyük potansiyelle beraber örfünü, adetini, geleneklerini, o yörük kültürünü bizi biz yapan o kıymetleri de hala yüreğinde taşıyan, yaşatan bir kent. 78 tane Toroslar'da kırsal köyü olan bir kent. Ondan dolayıdır ki geleneklerimize, örfümüze önem vermemizden dolayı güreşlerimiz de bunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu sürede biz de varız dedik. 10.sunu düzenliyoruz. Her yıl üzerine koyarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki burada bu konuda üstad belediye başkanlarımız, bölgelerimiz var. Bizler de onlara ayak uydurmak adına elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi isteriz. Ve bu dönem bir farklılık, profesyonel bir zemine bu güreşleri oturtmaya çalışıyor kıymetli federasyon. Güreşlerimize gerçek bir kimlik kazandırmaya çalışıyor. Bizler de bu üst akılın olduğu yerde olalım, eşlik edelim, kendimizi geliştirelim. Güreşlerin kimlik kazanması da biz de destek olalım diye dahil olduk. Teşekkür ediyorum emeğe geçen herkese. Ayın 18'inde, Mayıs 18'inde güreşimiz ilk ayak olarak Manavgat. Bu da gurur verici. 19 Mayıs'ımıza da denk gelmesi. Ben hepinizi Manavgat'ımıza bekliyorum. Sizleri orada ağırlamaktan onur duyarım, gurur duyarım. Tekrar emeği geçen, başta kıymetli federasyon başkanım ve bugüne kadar emek veren belediye başkanlarıma bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Evet, çok değerli belediye başkanımıza, Manavgat belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Davetini bizzat kendi yaptı. Mutlaka ama Manavgat'a da gidilmesi, görülmesi, yerinde izlenilmesi, Manavgat'ın hem güreşi hem güneşi meşhurdur başkanım. İnşallah vakti olanlar mutlaka gitsinler, görsünler diyoruz. Yine bir şehzadeler şehrimiz var. Manisa'mız var. Manisa şehrimiz de taşın altına elini koydu. Yurtdağı yağlı pehlivan güreşleri Manisa'mızda yapılıyor. Yunus Emre Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Çerçi Beyefendi için bir alkış istiyorum sizlerden efendim. Evet. Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun çok kıymetli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, değerli Recep Bey kardeşim, Edirne'mizin belediye başkanı, yine Kalesi'mizin değerli başkanı Dinçer Bey kardeşimiz, Manavgat, Aybastı ve diğer kıymetli belediye başkanlarımız, başkan vekillerimiz, baş güreş ağımız ve diğer güreş ağlarımız, kıymetli delegeler, değerli basın mensupları, güreş sporumuzun olmazsa olmazları. Efendim, ben hepinize saygılar sunuyorum. Bu toplantıyı tertipleyen, tabii CV enerjimizin çok değerli
yönetim kurulu başkanı. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, 8 yıldır bendeniz, 9 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Manisa Yunus Emre, merkez ilçe, bir sanayi kenti, Türkiye'nin en büyük firmalarının olduğu, 80 bin işçinin çalıştığı tarım ve sanayi kenti. 8 yıl önce başlamıştık bu güreşleri düzenlemeye. Güzel tesisler yaptık, bilenler biliyor. Ama o süreçte tabii Yücel Bey kardeşimiz yok burada. Edirne Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız yine Recep Bey'in de gayretleriyle bir güreş düzenleyen, yağlı güreş düzenleyen Belediyeler Birliği'ni birlikte kurduk. Bunları kurarken Recep Bey de anlatacaktır. Bu organizasyonla ilgili sıkıntılar yaşıyorduk. Aynı güne güreşler denk geliyor, güreşçilerin işte farklı ücretleri vesaire vesaire, sizin de bildiğiniz çok büyük bir organizasyon sıkıntısı yaşanıyor idi. O süreçte biz birlikte güreş düzenleyen Belediyeler Birliği'ni kurduk. Belli mesafeler aldık ama organizasyonların daha güzel yapılması, Türkiye'de bu işin bir klasmana taşınması, bu işin olimpiyatları olan Kırkpınar'a da seçme puanlamayla gitmiş güreşçilerin katılması yönünde böyle bir federasyonun kurulması ihtiyacı hasıl oldu. Netice itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle böyle bir federasyon doğdu, kuruldu. İyi de oldu. İbrahim Bey ve ekibini bu konuda kutluyorum. Güzel çalışmalar yapıyorlar, disipline etmeye çalışıyorlar, organize etmeye çalışıyorlar. Bir sistematik bir düzen kurulmaya gayret ediliyor ve güreş ligi de bunun neticesinde doğdu. Biz de bunun bir üyesi olmaktan mutluluğumu ifade ediyorum. Manisa adına, Yunus Emre adına hepinize, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, kutluyorum. Spor Bakanımıza ve Bakanlığımıza da yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Biz tabii Yunus Emre Belediyesi olarak 8 yıldır bu organizasyonları yapıyoruz. Büyük tesisler kurduk. Sadece şunu söyleyeyim kısaca. Yunus Emre Belediye Spor Kulübümüzü kurduk. Bundan 9 sene önce. Şu anda kıymetli başkanlarım 2200 tane sporcumuz var. Hani hep futbol futbol diyorlar. Biz bunu kurarken dedik ki sadece futbol olmayacak. 17 tane branş var. Amatör branşlar, ferdi branşlar, tabii güreş de bunun içerisinde. Futbol altyapısında 300 çocuğumuz var. Judo'da 350 çocuğumuz var. Güreşte de 150-130 civarında çocuğumuz var. Ve bunlar geleceğin yıldız isimleri olmaya aday. Öncelikle insan yetiştirme, adam yetiştirme değerleriyle beraber, kötü alışkanlıklardan uzak duran kişiliğiyle beraber olgun memlekete hayırlı, faydalı kişiler olsun. İkinci aşamada da bulunduğu spor alanında centilmence mücadele etsin, kendini geliştirsin. Türkiye'nin ileride spor camiasında yüzünü ağartacak işler yapsın niyetiyle bu kulübe ciddi emekler verdik, gayretler verdik. Şimdi kulüp deyince işte imardan gelen birisine ya da bir yere işi olan birisine kulübümüze de bağış yapar mısınız dediğinde insanlar ya benim kardeşim futbolla işim yok, yine futbolcuya para mı ödeyeceğim filan şeklinde. Tabi bunları doğru anlatmak lazım. Yani kulüp deyince insanların kafasında işte her gün ekranlarda izlediğimiz hafta sonundaki maçlar filan akla geliyor. Halbuki orada geleceğe, nesle yapılan yatırımlar var. Bunların da belediyeler öncülüğünde Türkiye'de teşvik edilmesi lazım, geliştirilmesi lazım. Biz de tabi yıllar önce, yıllardır Manisa'da önemli Kırkpınar'dan sporcular çıkmış, bir müddet biraz küllenmiş. Tekrar bunları diriltmek adına güreş sporuna önem verdik. Güzel tesisler yaptık. 8 yıldır da mücadele ediyoruz. Yarışmaları Kırkpınar sonrasında bizim güreşlerimiz oluyor idi. Güzel organizasyonlar yapıldı. Arkadaşlarımız şahitleri. Güreş ligine de bu şekilde katılmış olmaktan dolayı bunun bir parçası olmak, buna bir destek verdiğimizden dolayı mutlu olduğumu ifade ediyorum. Nasipse bu sene 19-20 Ağustos'ta Manisa'da, Ortaköy'de, Yunt Dağı Er Meydanı'nda bütün misafirlerimizi, belediye başkanlarımızı, ağalarımızı, efendim
federasyonumuzun kıymetli başkanını ve yetkililerini, yine CV Enerji'nin kıymetli başkanını ve yönetimini, bütün camiayı bekliyoruz. Güreş ligimiz hayırlı olsun. Federasyonumuzu tebrik ediyorum. İnşallah birlikte daha büyük başarılara gidilmesi temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet. Değerli belediye başkanımıza kıymetli konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Er meydanlarında vardır cazgırlar. Hani Ali, hani Veli, hani Kurtdereli. Pehlivana sorarlar memleket nereli? Tabii ki ülkemizin en güzel, en marka güreşlerinden birinin altına da Balıkesir imza atıyor. Değerli Başkan Vekilimiz Yücel Yılmaz Beyefendi de sahadaki çalışmalarından dolayı bugün burada bizlerle birlikte değil. Bol bol selamları var. Ve Karasi tabii ki Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri Organizasyon Komitesi adına aynı zamanda Karasi Belediye Başkanımız Sayın Dinçer Orhan Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum konuşmalarını yapmak üzere. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız, değerli belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ağların ağrısı Kırpınar ağamız, CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanımız, basın mensuplarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben tabii öncelikle az önce videoda da gösterdiği gibi o depreme gittik, gördük. Hakikaten Türkiye için yüzyılın bir felaketi. Burada vefat edenlere hepsine Allah rahmet diliyorum. Ülkemizin de başı sağ olsun diliyorum. Ben Karasi Belediye Başkanı olarak kendimi şanslı addediyorum. Çünkü bir önceki dönemde Karasi Belediye Başkanımız Yücel Başkanımızdı. Onun önderliğinde Kurtdere Güreşleri hakikaten önemli bir noktaya geldi. Ve bunu da geliştirmemiz gerekiyordu. Biz bunu geliştirirken önemli olan ilk baş fiziksel imkanları oluşturmak istedik. Fiziksel imkanlarda da statın genişletilmesinden tutun da yağlı güreşlerin yapımı esnasında yağlanmasından, yıkanılmasından birçok konuda bizim yaptığımız en önemli şey o organizasyonun en iyi şekilde, en güzel ve başarılı bir şekilde tamamlanmasıydı. Biz bununla ilgili hakikaten güzel işler yaptık. En son geçen sene artık sahanın da çiminin iyi olmadığını düşünerek çim sahayı bile değiştirdik, güzelleştirdik. Yeter ki daha iyi, daha güzel güreşlerimizin yapılması amacıyla. Bu yüzden hakikaten Kurtdere'nin marka olmasıyla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bu federasyon en önemli işlerini şu an lig yapmakla ilgili yapıldı. Tabii daha yeni bir federasyonuz, daha bir yıllık bir federasyonuz. Ve bu federasyonla birlikte biz bu ligi yaparak aynı futboldaki gibi inşallah daha çok kitlelere ulaşabilen, daha başarılı olabilen bir lig oluşturmuş olacağız. Biz bunda da tabii en büyük desteği biz Karasi olarak, Kurtdere olarak vermeye devam edeceğiz. Tabii bizim bu başarılığının devamının gelmesi de önemli. Biz bundaki en önemli desteği biz Karasi'de Yücel Başkanımızdan alıyoruz. Allah razı olsun ondan. Ve bu destekle de devam edeceğiz. Ben böyle bir ligin oluşmasından ötürü tüm çalışanlara, başta federasyon başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kıymetli belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki güreş ligimizin olmazsa olmazlarından biri de Kocaeli Sekapark güreşleriyle gerçekten hem Türk güreşine hem Türk güreşinin markasına hem de istihdamına sağlayan çok kıymetli ve değerli bir ilimiz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Tahir Büyükakın'ın herkese bol bol selamları var. Değerli belediye başkanımız adına da konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Kıymetli Federasyon Başkanım, çok değerli CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli ilçe belediye başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli basın mensupları, çok kıymetli ağların ağası Kırpınar ağamız, hepinize hoş geldiniz diyoruz, sefalar getirdiniz diyoruz. Şimdi bizim burada Federasyon Başkanımız sağ olsun İbrahim Türküş Bey yanımızda sürekli destekliyor bizleri.
İbrahim Türküç Başkanımız yönetim kurulu başkanı olduktan sonra, federasyon başkanı olduktan sonra hem istişareyi hem meşvereti bırakmadan ilçe belediye başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, yağlı güreş konusunda uzman kişilerle, antrenörlerle, sporcularla, güreşçilerle zamanın büyük bir bölümünü harcadı ve gerçekten bunu gönüllülük esasına göre yaptı. Bütün işini gücünü bıraktı ve gönüllülük esasına göre yaptığı bu işten de harika bir iş çıktı diye düşünüyorum. Gerçekten bu ligin ülkemize, milletimize ve devletimize faydalı olacağına inanıyoruz. Zaten buna inandığımız için de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tayyip Büyükakın bizler de lige girelim istedik. Sekapark Yağlı Güreşleri Malumunuz bu sene 15.sini düzenleyeceğiz. Ve Türkiye'nin önemli güreşlerinden bir tanesi. Ahmet Taşçıların memleketi olan Kocaeli'de bu lige girmememiz olmazdı. İbrahim Türküç Başkanımızı sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Kökleri ezelde, dalları ebedde olan necip bir milletin fertleriyiz ve atasporumuz olan yağlı güreşi desteklemek tabii bizlerin de boynunun bir borcu. Sağ olsun Tayyip Büyükakın Başkanımız Kocaeli'mizde gençlere ve spora yapılan yatırım asla israf değildir diyerek sürekli bizlerin önünü açtı. Bizler Kocaeli ilinde 2022 yılı içerisinde 36 farklı branşta 157 organizasyon yaptık. Bunun yaklaşık 10 tanesi uluslararası, 40 tanesi ulusal ve yaklaşık 60 küsür tane de yerel organizasyon yaptık. Ve bu organizasyonlarla birlikte toplamda 50 bine yakın sporcu ilimizde ağırladık. Herkes Kocaeli'ni sanayi kenti biliyor ama Kocaeli aynı zamanda sporun da önemli markalarından biri. Hem spor tesisleriyle hem de diğer çalışmalarıyla bunu başkanımız sağ olsun bizim önümüzü açarak sağlıyor. 40 bine yakın bizim Kocaeli'mizde spor okullarımızda öğrencilerimiz farklı branşlarda eğitim almaktadırlar. Ve kağıt sporumuzu biliyorsunuz marka bir kulüp. Bizler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak ve Kocaeli olarak sporun ve sporcunun daima yanındayız. İbrahim Türküç Başkanımıza gerçekten bu önemli adımda liderlik yaptığı için ve dediğimiz gibi meşvereti ve istişare unsurlarını ortadan kaldırmadan Ali Cenap ve Kadir Şinas bir şekilde ortaya koyduğu bu tavırdan dolayı kendisine Allah razı olsun diliyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Evet, kıymetli daire başkanımızın nezdinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Efendim yaklaşık 15 yıldır nerede bir güreş varsa çekmedik, çekmeyeceğiz oradan elimizi diyor. Coşkulu alkışlıyoruz. Kırkpınar ağamız Seyfettin Selim bizi diyorum. Buyurun sayın ağabey. Değerli başkanlar, Recep Başkanım hoş geldin. Değerli başkanlar hoş geldiniz. Tabii ki federasyon başkanı bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah güreş adına güzel şeyler olacak. Bizler de elimizden gelen desteklemeye devam edeceğiz. Şunu söyleyeyim ben Kırkpınar ağası olarak. Arkadaşlar bir dönem Kırkpınar daha bulamıyorduk. Recep Başkan biliyor. Ağ bulunmuyordu. Ağlara da sahip çıkmamız lazım. Türkiye'de yapılan bütün güreşlerde, Kocaeli'de dahil olmak üzere bütün güreşlerde bak Antalya'da güreşte adam 12 milyar ağlığa para verdi. Ha belediye başkanı der ki bana ne ben veririm. Hayır kardeşim bu parayı ağlar versin belediyelere destek olsun. Yani bu sene inşallah Kırkpınar belki 22 milyar olacak. Bu parayı da biz seve seve vereceğiz. Niye vereceğiz? Çünkü biz de Ataspor'a destek olacağız. Yani belediyeler ağlarla beraber kol kola giderse ağlarla bir güreşe desteği olur. Benim olduğu gibi 14-15 seneden beri elimden geldiği kadar bütün güreşe destek olmaya çalışıyorum, olacağım da. Sayın Federasyon Başkanı yapmış olduğu bu işte inşallah başarılı bir şey çıkartırız beraber ortaya. Güzel şey olur, güzel olan şeyi destekliyoruz biz. Hepinize saygılar, sevgiler sunup kolay gelsin diyorum. Evet, kıymetli ağamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Salonda gerçekten çok güzel bir atmosfer var, kardeşlik var, birliktelik var, güzellik var. Sanıyorum başkanımıza söz vereceğiz ama Kenan Şimşek, gururumuz, Minder'deki gururumuz, Kırkpınar'da baş pehlivanımız, başkanımızdan da müsaade isteyerek ordu güreşleriyle ilgili bir açıklama yapmam lazım dedi. Ben başkanımın da komitemizin de müsaadesiyle Kenan Şimşek şampiyonumuzu bütün baş pehlivanlar adına bir almış istiyorum sizlerden. Sahneye davet ediyorum kendilerini. Buyurun efendim.
Sayın Federasyon Başkanım, çok değerli Edirne Belediye Başkanımız ve kıymetli diğer belediye başkanlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, yağlı güreşin tüm paydaşları, hepinizi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hilmi Güler, eski bakanımız adına saygıyla selamlıyorum. Şimdi Ayvaslı güreşleri biliyorsunuz çok büyük bir güreş. Konum olarak Sayın Başkanımız konuştu ama bir karar aldı, bunu unuttu galiba. Sadece onu söylemek için çıktım. Ordu biliyorsunuz altın kemer sahibi olan bir ildir. Ordulu Mustafa büyük. Ordulu Mustafa Bük'ün adını Ayvaslı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu Ayvaslı güreşlerine koyduk. Bundan sonra Ayvaslı güreşleri Perşembe Ayvaslı Ordulu Mustafa güreşleri olarak yapılacaktır. Geçmişimizi yaşatmak için bunu yaptık. Unutulmasın, onun için yaptık. Başkanımızın da hepinize selamlar var. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yağlı Güreş Ligi. Saygılar, hürmetler. Evet. Mehmet abi kızma, uca koymuş. Ağam sen de bize yan yan bakma, benim suçum değil. Önden gitme, burnunu sürterler, arkada kalma, topuna dürterler demişler. Mikrofonu da şöyle orta bir yere alayım. Evet, dediğim gibi güzel bir camiayız, güzel bir birlikteliğimiz var. Tabii ki dünyaya açılan bu güreşteki markamız, onun da çok kıymetli belediye başkanı. Zaten bu birlikteliğin içinde bütün belediye başkanlarımızla en önde giden kıymetli belediye başkanımız Recep Gürkan başkanımıza şöyle coşkuyla bir alkışlayalım. Bu alkışla birlikte kendilerini sahneye davet ediyorum efendim. Buyurun Sayın Başkan. Buyurun. Biz alışığız başkanım. Bütün olaylarda faturalar hep sunuculara kesilir. Bir alkış daha bütün belediye başkanlarımız, bütün peyvanlarımız, yardımlar, cazgırlar, orta kemkul hakemleri adına. Evet buyurun. Şimdi kardeşimiz sunuculukta gerçekten çok başarılı. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Ben de ona bir alkış istiyorum sizden. Ama problem şurada. Bu Türk milletinin genel bir problemidir. İfratla tefrit arasında hep sıkışıp kalırız biz. Sunucu arkadaşlarımızda da ölçüyü tutturamama problemi var. Sende de var. Bunu pozitif bir eleştiri olarak al. Çok değerli federasyon başkanım, kıymetli belediye başkanı arkadaşlarım, Kırklılarımın 3 altın kemerli efsane ağası, ağaların ağası, ligimize sponsor olan, destek veren, saygıdeğer CV Enerji'nin çok değerli sahibi, federasyonumuzun yönetim kurulu üyeleri, sevgili güreş severler, hepinizi Yağlı Güreş'in başkenti, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci başkenti, tabi İstanbul'da olmamız hasabıyla de İstanbul'u fetheden o Cihan İmparatoru Fatih'in 30 Mart 1432'de doğduğu Edirne'den sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli başkanlarım, özellikle sevgili Mehmet Çerçi Başkanım, Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği'nin kuruluş öyküsünü kısaca anlattı. Tabii bugün aramızda bir isim eksik. Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği Başkanımız ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Yücel Yılmaz arkadaşımız, kardeşimiz bir görev nedeniyle yurt dışında. O yüzden ben hem onun adına vekaleten, Yağlı Güreş düzenleyen Kentler Birliği adına, hem de kendi adıma Kırkpınar'ın temsilcisi başkanı olarak konuşacağım. Değerli dostlar, Yağlı Güreş'i anlatmaya gerek yok. Buradaki herkes en az benim kadar ve birçoğu da benden daha iyi bu işin içinde. Kuşkusuz her organizasyonda olduğu gibi
Eğer organizasyonda kriterleriniz yoksa, belli bir disipline sahip değilseniz, bir planlamanız yoksa orayı kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğiniz bir şeyi de yönetmeniz mümkün değildir ne olursa olsun. 2014 yılından bu yana önceki görevlerim vesilesiyle birçok kademesinde görev aldığım Kırkpınar'ın hem düzenleme komitesi başkanı hem de sorumlusu olarak hep şunu söyledim. Kırkpınar yağlı güreşin zirvesi midir? Evet. Kırkpınar yağlı güreşin başı mıdır, başkenti midir? Evet. Kırkpınar yağlı güreşlerin olimpiyatı mıdır? Evet. Bu yüzyıllardır söyleniyor. Peki o zaman sorulması gereken soru şu. Her yağlı güreş yapan pehlivanın hayali, hedefi, ideali kısmetine giyerek Kırkpınar'ın doğalı çayırına çıkmak mıdır? Evet. Peki o zaman her isteyen, birazdan bir örnek anlatacağım. Başkanım müsaadenizle biraz uzun konuşacağım, çok fazla değil. Her isteyen Kırkpınar'ın çayırına doğrudan çıkmalı mı? İşte altın soru bu. Anahtar soru bu. E kardeşim, Kırkpınar olimpiyatsa dünyada hangi spor dalında, yüzlerce spor dalı var, hangi spor dalında o dalın sporcuları doğrudan olimpiyata katılıyor? Böyle bir örnek var mı? Böyle bir örnek yok. Böyle bir spor da yok, böyle bir spor dalı da yok. Peki biz Kırkpınar'ı zorlaştıralım mı? Elbette ki hayır. Ama yağlı güreşin en önemli ögelerinden sporun da temel felsefesi olan o alın terini de ortaya koyalım. Elbette bütün pehlivanlar hayaline kavuşsun, Kırkpınar'ın doğalı çayırına çıksın. Ama ter akıtarak çıksın, mücadele ederek çıksın, emek vererek çıksın, bir mücadeleyle çıksın. Geçtiğimiz yıllarda bir olay yaşadım. Zaten bu inancımı, bu tezimi güçlendiren en önemli olay oydu. Bir gazeteci arkadaşımız aradı. Türkiye'nin önemli gazetelerinden birinin yazarı ve o gazetenin bir bölümünün de genel yayın yönetmeni. Sporcu bir kimliği var. Kırkpınar'a yaklaşık bir hafta var. Aradı beni. Başkanım dedi, ben Kırkpınar'da güreşebilir miyim? Ben de şaka yapıyor zannettim dedim. Tabii ki güreşiyorsun, herkes geliyor, güreşiyor zaten. Ya ben ciddiyim dedi. Dedim kardeşim, güreşmen için önce sporcu olman lazım. Federasyondan lisans çıkarman lazım, lisansın da olması lazım. Sonra işte boy ayrımına girmen lazım, sonra da gelip güreşmen lazım. Ne oldu biliyor musunuz? Bir hafta sonra o arkadaş Kırkpınar'da geldi, güreşti. Geldi güreşte. Hayatı boyunca yağlı güreş yapmış. Şimdi bu yağlı güreş değildir arkadaşlar. Bu Kırkpınar da değildir. Eğer bu kadar, tırnak içinde söylüyorum, sözüm meclisten dışarıda değil, içeri alınan alınsın. Bu kadar laçkalaşırsa bu iş, bu işi yürütemeyiz. Bunun geleneğini de batırırız, gelenekselliğini de batırırız. Kurallı olması, disiplinli olması, kriterlerinin olması gelenekselliğinden vazgeçmek değil, tam aksine onu gelecek yüzyıllara daha sağlam bir şekilde taşıyabilmektir. Hep şunu söyledim. Ben Kırkpınar'a her yıl ortalama ağam burada 2400-2500 sporcunun katılmasını istemiyorum. Şu anlamda istemiyorum bunu. Şehrime 100 bin kişi gelsin, 500 bin kişi gelsin. Ben yılda 6 milyon turist alan bir şehrim. Benim sayıdan problemim yok. Problemim bu 2400-2500 pehlivanı 3 gün içinde güreştirebilmek. Zaman yok buna, zaman yetmiyor buna. Cuma sabahı biz 8.30'da güreşleri başlatıyoruz. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Cuma sabahı 8.30.
Ve şunu söyledik 2014'ten bu yana. Kırklar'da, daha doğrusu yağlı güreşte 14 boy var. Burada yıl içerisinde 120'ye yakın yağlı güreş yapılıyor ülkemizde. Bu güreşlerin bazısı daha küçük, bazısı daha büyük ama hepsi çok kıymetli. Bu konuda hiçbir tartışma yok. 100 pehlivanın katıldığı güreş de çok kıymetli. 2000 pehlivanın katıldığı güreş de çok kıymetli. Hepsi çok değerli. Hepsinde bir emek var, bir heyecan var, bir istek var. Bu anlamda büyük güreş, küçük güreş diye ben ayrımı da kabul etmem. Hepsini çok değerli bulurum. Baktığımızda bu 14 boyu yıl içerisindeki bu 120 güreşte katılan pehlivanların artık teknoloji gelişti. Bir sistemle, uzmanları tarafından hazırlanacak bir sistemle puanlayalım. Kırkpınar'a da başın haricindeki 13 boyda son 50 olur, 32 olur, 64 olur. Bunun sayısı belirlenir. Bu şekilde bir sistem kuralım. Ve biz de Kırkpınar'da daha uzun süreli yağlı güreşin kendi felsefesinde olan o kıran kırana güreşleri yapalım dedik. Akabinde sevgili Yücel Yılmaz, Mehmet Çerçi gibi 8 arkadaş, 10 arkadaş toplandık ve dedik ki Türkiye'de bu işi ağırlıklı olarak belediyeler yapıyor. Bu 120 yağlı güreşin en az 100 tanesini belediyeler yapıyor. O zaman biz bir birlik kuralım. Yağlı güreş düzenleyen kentler birliği ya da belediyeler birliği böyle doğdu. Bu birliği kurduk. Bu birlik 8 yıl içerisinde yetki alanı içerisindeki gücünün yettiği kadar bu işi düzenlemeye çalıştı. Çok da güzel şeyler oldu. Çok güzel başarılı işlere imza atıldı. Yağlı güreş tekrar canlandı bütün ülkede, bütün Türkiye'de. Şu anda 150 civarında yanlış hatırlamıyorsam üyemiz var değil mi Mehmet Başkanım? 150 civarında belediye buraya üye oldu ve her gün de bu sayı artarak devam ediyor. Ve bu işin finali. Geçtiğimiz yıl Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun kurulması. Bu Türkiye'de bir milattır. Sevgili İbrahim Türk İş Başkanımız federasyon başkanlığına ilk seçildiğinde kendisiyle konuştuk. Düşüncelerimizi paylaştık hepimiz birbirimizle. Ben bunu yapacağım dediğinde inanmamıştım, doğruyu söyleyeyim. Yine pas geçeriz demiştim. Yine biz bunu konuşmaya devam ederiz demiştim. Ama İbrahim Türk İş'in, az önce de söyledim, o kocaman yüreği için bir kez daha alkış istiyorum. Bunu başardı. Çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum sevgili başkanım. Ve İbrahim Türk İş bizim bu ham düşüncemizi aldı, onu formatladı, lig haline getirdi. Hiçbir itirazım yok, sonuna kadar da arkasındayım. Yağlı güreş düzenleyen kentler birliği olarak sonuna kadar arkasındayız bunun. Az önce sevgili ağam biz de arkasındayız dedi, hep beraber arkasındayız. Ben 7 belediye başkanımızı da canı yürekten kutluyorum. Tarih mücadele edenleri, direnenleri yazar. Tarih öncü olanları yazar. Bu tarih bu 7 belediye başkanını altın harflerle yazacak. Türk yağlı güreşini kurtardıkları için. Tebrik ediyorum sizlere. Değerli başkanlarım, saygıdeğer dostlar. Yağlı güreşte elbette yurdumuzun her köşesinde yaygınlaşması için, yağlı güreşin sadece geleneksel kültürümüz içinde Türk'ün atasporu vasfıyla, sıfatıyla var olan o ağırlığını yaşatmak için bugüne kadar yaptıklarımızı bundan sonra da daha fazlasıyla sürdüreceğiz. Bütün belediyeler, yağlı güreş düzenleyen kentler birliğinin içerisinde olan bütün belediyeler, şunu da tırnak içinde söylemek isterim. Bizim birliğimizde siyaset hiç yoktur. AK Partili belediye, CHP'li belediye, MHP'li belediye, İYİ Partili hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Bugüne kadar biz 8 yıldır hiç siyaset konuşmadık. Ama hepimiz siyasi güçlerimizi
birliğin ve yağlı güreşin menfaatleri için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Geleneksel Güreşler Federasyonumuzun yanındayız, destekçisiyiz ve Kırkpınar'ın bu anlamda, Kırkpınar'ın adında yağlı güreşin korunuyor olması da emin olun ki gelecek yüzyıllara Türk'ün atasporunun daha güçlü, daha dinamik ama geleneklerinden kopmadan taşınmasını sağlayacaktır. Bugün verdiğimiz kararın belki çok farkında değiliz. Ne kadar önemli, ne kadar hassas bir karar verdiğimizin farkında değiliz. Emin olun ki bu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşacak. 7 belediyemize başka başka belediyeler eklenecek. Bugün bu sistemin eksikleri olabilir, aksaklıkları olabilir, düzeltilmeye muhtaç yönleri olabilir. Bugün bu kurulmuş olan sisteme karşı olan arkadaşlarımız olabilir. Küsmüş, kırılmış arkadaşlarımız olabilir. Biz hepsini buraya davet ediyoruz. Hiçbir ayrımımız yok. Hepsini seviyoruz. Hepsi yağlı güreş için çok değerli çalışmalar yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Hizmetleri oldu. İnanıyoruz ki bundan sonra da alınacak. Birlikten rahmet doğar. O yüzden bizim bölünmeye değil, birleşmeye, bütünleşmeye, bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ihtiyacımız var. Tekrar yeni ligin CV Enerji'ye de çok teşekkürlerimi sunarak yağlı güreşimize hayırlı olmasını diliyorum. Kırkpınar'da tekrar görüşmek üzere ağamla beraber hem ağamın adına hem kendi adıma hepinizi 662. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine davetimi arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağolun. Evet, değerli belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii kıssadan hisse mesajları da almak lazım. Bizler de öğrenecek çok şeyimiz var. Daha da öğreneceğiz. İnsanoğlu ölene kadar öğrenecek. Ama diyorum ki ister başında olsun, ister sonunda, ister cazgır olsun, ister yağcı, ister kule hakemi, ister bezci olsun, ister pehlivan olsun, ne olursa olsun kişi normalde de mesleğini de iyi yapacak işi coşkulu alkışlarınızla alkışlıyoruz coşkuyla Federasyon Başkanımız İbrahim Türk işi. Buyurun Sayın Başkanım. Ben kürsüyü biraz kısa tutun dedim. Benim boyum çok uzun olduğu için. Arkadaşlar sağ olsunlar. Söylediklerimi çok dikkatle yerine getirdikler. Böyle bakayım dedim. Daha rahat bir şekilde. Sayın Belediyeler Birliği Başkan Vekilim ve Eline Belediye Başkanım, Manavgat Belediye Başkanım, Nusen Belediye Başkanım, Karesi Belediye Başkanım, Saygıdeğer Spor Daire Başkanım, Belediye ve yine Aybastı Belediye Başkanım, Şahin Bey Belediye Başkan Vekilim, Kırkpınar'ımızın değerli ağası, İsim sponsorumuz CV Enerji'nin yönetim kurulu başkanı ve yine saygıdeğer federasyonumuzun saygıdeğer yönetim kurulu üyelerimiz, saygıdeğer başsavcı ve yine basınımızın değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi burada başka ağlarımız da var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Elmalı ağımız da burada, Selik ağımız da burada. Onlara da hoş geldin diyorum. Gördüğünüz için kusura bakmayın. Tabii yoğun bir şey var, ilgi var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz önce Recep Gürkan abi çok güzel bahsettiler, ifade ettiler. Tabii ben federasyon başkanı seçildiğim günden itibaren ve öncesinde seçileceğimiz belli olduğu andan itibaren adaylık sürecimizde bazı projeler üzerinde çalışmaya başladık. Yoğun bir düşünce ve çalışma derinliğinin içine girdik. Ve orada gördüğüm ve değerlendirdiğim bazı şeyler vardı.
üzerine hemen 2 gün sonra zaten biz göreve başladık ve 2-3 gün sonra da Kırkpınar'da güreşimiz vardı. O gün tabii belediye başkanımızın davetlisi olarak, yetkili olarak gitmedik. Sadece davetli olarak gittik. O gün baktık ki her sene bereketlenen Kırkpınar'daki güreşçi sayısı biraz daha bereketlenmiş. 2500'lere de geçmiş. Dedim Sayın Başkanım, ertesi gün bizi bir kahvaltıya davet etti sağ olsun. Birlikte kahvaltı yaptık. Bu dedim sürdürülebilir görmüyorum ben bu durumu. Güldü bana, evet dedi. Aynen öyle. Sürdürülebilir görmüyorum. Herhalde dedim gelecekse 3200 olur. Ondan sonra 3500 olur. Bir gün 4000 olur. Böyle devam edecek. Bunun bir şekil düzen içerisine sokulması lazım dedim. Henüz ben yetkilerini almış bir başkan değilim ama bir yetkilerini almış bir başkan olarak karşınıza geleceğim. Benim kafamda böyle bir hayal var başkanım. Siz bize destek olur musunuz? Hatırlıyorsunuz başkanım. Sevgili başkan, sen onu yaparsan dedi, biz sana öyle bir dua ederiz ki. Gerçekten en büyük destekçi de biz oluruz demişti. Hakikaten o desteği de bugün yine gösterdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi sevgili dostlar, gerçekten yağlı güreşin bir özgürlüğü var. Bizim geleneksel güreşler olarak tabii sadece yağlı güreşlerden ibaret bir federasyon değiliz. Yağlı güreş var, kara kucak var, aba var, şalvar ve kucak güreşleri var. Hepsini bir bütün olarak dikkate almaya çalışıyoruz. Ama takdir edersiniz tabii popülaritesi en yüksek olan güreş yağlı güreş olduğu için bizim de pek çok ilgimizin ve yoğunluğumuzun yoğunlaştığı alan doğal olarak yağlı güreş. Şimdi biraz önce ifade etmiştim. Bizim ne gibi sorunlarımız var? Bunların önce bir tespitini yaptık. Güçlü yanlarımızı tespit ettik. Zayıf yanlarımızı tespit ettik. Fırsatlarımıza baktık. Ve tehditlere baktık. SWOT analizi yaptık. Ve düşündük ve değerlendirdik. Bizim bunu çok iyi yapabilmemiz için bir yeni formata geçmemiz gerektiğini ortaya koyduk. İşte bu formatla bugün bizleri bir araya getiren yağlı güreş ligi formatıydı. Bizler yağlı güreş ligini niye kurduk arkadaşlar? Birden fazla sebebi var. Bir kere biz bu yağlı güreş ligini kurmadan önce belediye başkanlarımla yaptığım değerlendirmelerde şu tespiti aldım. Sadece Kırkpınar sorumlusu olan Edirne Belediye Başkanı değil de diğer belediye başkanlarımız. Kırkpınar bu işin simgesi. Bize dediler ki bakın sevgili başkan, artık yağlı güreşle ilgili bizim verdiğimiz desteğin sonu yaklaşıyor. Biz mevcut standartlar devam ederse, yağlı güreş içindeki mevcut ilgilen koşullar devam ederse biz artık devam etmek istemiyoruz. Ya buna bir yeni formül bulun, ya buradaki heyecansızlığı ortadan kaldırın ya da biz desteğimizi daha anlamlı yerlere vermek istiyoruz dediler. Pek yok başkanım. Ben de onlara dedim ki sevgili başkanlarım, sevgili dostlarım, biz daha yeni göreve geldik. Lütfen bize bir avans verin. Bizler de yaptıklarımız hatalar yapabiliriz, yanlışlar yapabiliriz, eksiklikler yapabiliriz. Ama lütfen bize bir imkan tanıyın. Biz yeni bir formata geçeceğiz. O format içerisinde yağlı güreşi bütün Türkiye'ye en iyi şekilde duyuracağız. Sadece Batı'nın, Ege'nin, Akdeniz'in, Marmara'nın ve Karadeniz ve Orta Karadeniz'in olduğu noktalarda değil, bütün Türkiye'ye yayacak şekilde yağlı güreşimizi yeniden yapmalıyız. Bir, Türkiye'de yağlı güreşi yeniden yapılandırmak için biz yağlı güreşimizi kurduk. İkincisi, bizim en büyük değerimiz, yağlı güreşteki en büyük değerimiz, hepimizin altın çağı olarak gördüğü, hepimizin gerçekten olimpiyat olarak gördüğü Kırkpınar'ımızı sürdürülebilir kılmak için yağlı güreş kurduk. Başka türlü bu iş devam edemez mi? Geçen sene mükemmel bir organizasyon yapılmasına rağmen, inanılmaz şeyler başarmalarına rağmen güreşçilerden güreş izleyemiyorduk. Güreşçilerden, hocalardan, doğru görevlilerden
Üçüncüsü, bu heyecanı bir güne değil, bütün sezona yaymamız lazım dedik. Çünkü heyecanlarımızın bir tek hedefi var, o da nedir? Kırkpınar'da başarılı. Sadece bir gün için hedef belirlenirse o spor dalı spor dalı olamaz. O spor dalı büyüyemez. Bu heyecanı bizim yaymamız lazım, sezona yaymamız lazım. Bunu yapabilmek için de yardım bekliyorum. Ve yine bir şey bir sezona, periyoda yayıldığı zaman bu yayılma içerisinde uluslararası nitelik de kazanır. İşte bütün dünyaya, önce Balkanlara, sonra Avrupa'ya ve dünyaya yayabilmek için de biz yağlı güreşliği kurduk. Bütün bu düşüncelerle biz yağlı güreşliğinin startını verdik. Ama verirken bir takım değerleri de, bir takım unsurları da ortaya koymamız gerekiyor. Yavaş yavaş bizim bu slaytı başlatın arkadaşlar. Sunumumuza ben başladım ama ya şimdi devam edin. Yağlı güreşliğinin kurulma şeyiyle ilgili devam edin. Evet. Bunları irtikalen anlatmış bulunduk. Şimdi şuraya geliyorum. Konumuza hakim olduğum için bakmaya çok ihtiyacım yoktur. Sizler bakabilirsiniz. Şimdi neden peki bu periyotlar oluşturduk? Başta bana şunu söyleyenler de oldu. Türkiye'deki bütün güreşler toplamı bir lig olsun. Hepsine puan verelim. Bu puanlamalarla birlikte bir derece yapalım dediler. Düşündük, değerlendirdik. Mantıklı yanları var ama mantıksız yanları da var. Çünkü dedik ki bir şey başarılı olması için bir gerçek bir ölçme ve değerlendirme yapabilmek için ölçme ve değerlendirmeye girecek olan sporcuların bütün unsurlarda eşit olarak olması lazım. Yani bir sporcu bir organizasyonda var, diğer organizasyonda olmazsa o lig olmaz. O gerçek bir yarışma alanında olmaz. Düşünün, puan alan sporcuların bir kısmı bir yerde var, bir kısmı bir yerde yok. Böyle bir lig olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bunun standartını belirleyebilmek için, objektif kriterini belirleyebilmek için dedik ki bizim bunun bir sayısının olması lazım. Zaten bizim lig talimatımızda da biraz başta muhafazakar tuttuk, ne olur ne olmaz dedik. Risk almayalım dedik. En az 5, en çok da 12 dedik. Lig yapılacak yeri. 12 ile de sınırlandırmamızın amacı şuydu arkadaşlar. Eğer biz bu ligi çok fazla da arttırırsak sayısını, diğer güreşlerimize zarar verebiliriz korkusu oldu. Çünkü onlara da bir zaman lazım. Onun için de bir zaman tayin lazım. Bunu ortaya koymak için de dedik makul bir sınırda belirleyelim dedik. Aslında aramızda olmalarını beklediğimiz, olmalarında gerektiğini düşündüğümüz iki belediyemiz daha vardı bu organizasyon içinde olmasını beklediğimiz. Maalesef olmadılar. İnşallah gelecek sene olurlar ve olacaklarına da gelecek sene olacaklar konusunda tereddüdüm de yok. Çünkü bu sene bu lig o kadar güzel bir şekilde doğacak ki, o kadar güzel bir şekilde parlayacak ki, gelecek sene biz istemiyoruz desek bile gelecekler, ben size söyleyeyim. Şimdi manavgatlar öyle bir ışıklanacak ki gelecek sene, bütün Antalya'yı yakacak. Doğru mu başkanım? Allah'ın izniyle. Ben bunu görüyorum yani. Gelecek sene inşallah daha olması gereken bir yapıya biz ulaşacağız. Şimdi bizim dediğim gibi sayılarını belirlediğim 7 tane güreşimiz var ve burada şuna odaklanmaya çalıştık. Dedik ki madem bu sporcular yarışacak, bu yarışacak sporcuların hepsini mutlak surette bu organizasyona davet edilmesi lazım. Ki aralarındaki puanlama doğru olsun. Yani bir belediyemiz, herhangi bir belediyemiz şunu demeyecek. Ben şu sporcuları veya grubu bu yarışmamda istemiyorum. Demeyecek. Sevmese de sevse de demeyecek. Herkes oraya ortak davetli olacak. Bu bir. İkincisi dedik ki bütün güreşçilerimizin geldikleri o organizasyonda bizim ana bir prensibimiz var. Artık eskiden olduğu gibi diğer
güreşlerde olduğu gibi baştan ciddi bir yolluğun verildiği ama ödülün çok sınırlı olduğu bir sistemden uzaklaşmamız lazım. Başarının çalışmaya, gayrete ve mücadeleye bağlı olarak verilmesi lazım. Evet, yolluk verelim. Sporcularımız oraya katılma karşılığında da bir belli bir bedel alsınlar. Ama bu bedeller ne sembolik olsun ne de kabul edilemez derecede yüksek olsun. Makul bir rakam olsun. İkincisi, biliyorsunuz diğer organizasyonlarımızda şöyle bir sıkıntı vardı. Başpehlivanlarımıza yolluk veriliyordu. Bir miktar başpehlivanların yakınlarındaki başaltılara ve o ekipte dahil olan büyük ortalara yolluk veriliyordu. Ama bunun altındaki pehlivanlar ancak başarı elde ederse o elde edeceği o küçük prim için mücadele ediyor. Dedik ki bu kadar hızlı gitmeyin arkadaşlar, yavaş 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 yavaş, ben şimdi ben izleyicilerimi atıyorum da. Dedik ki bizim küçücük sporcularımızın da orta boy sporcularımızın da gençlerimizin de yolluk alacağı, destekleneceği, altyapı destekleneceği bir sistem olsun. Bakın burada ne diyoruz? Bakın, minikte, teşvikte, toz koparanda ve ayak boylarında ve deste boylarında da olsa geçmişte yapılmayan, sadece birkaç belediyemizin özen gösterip verdiği yolluk bedelini zorunlu hale getiriyoruz. Ve onlara diyoruz ki belirlenen tutardaki yolluğu herkes ödemek zorunda diyoruz. İkincisi, küçük orta boylar için ayrı bir yolluk, büyük orta boylar için ayrı bir yolluk, baş altı boyu için de ayrı bir yolluk olarak belirliyoruz. Bunlar ligi zaten diğer organizasyonlardan ayıran bir özellik oldu. Azdan köye doğru gidiyor. Olması gereken de bu. Ve yine baş pehlivanlarımızla ilgili esas önemli olan bir objektif kriter mekanizması kurduk. Dedik ki artık bir baş pehlivan ligdeki bir güreşe gelip ben 150 bin lira, 200 bin lira yolluk almak istiyorum diyemeyecek. Lige daha yollamıyor. Onun rakamı bellidir. O rakam neyse o rakam ödeyecek. Dedik ki bunda da mesela en önemli pehlivan kimdir? Son yılın 40 Pınar şampiyonu değil mi? İkincisi kimdir? 40 Pınar'da son 5 yılda en çok pehlivanlık kazanır, baş pehlivanlık kazanır. Tamamen 40 Pınar'a odaklı, 40 Pınar başarısına odaklı bir objektif lider yapısı kurduk. Bu ikisini en yüksek değer olarak koyduk. Yine 40 Pınar'da son 5 yılda en az bir kere baş pehlivan olana da bir yine ayrı bir kriter koyduk. Yine 40 Pınar'da geçmişten bugüne birinci olanları ayrı bir kefeye koyduk. Hani kemerli pehlivanlar dediğimiz pehlivan arkadaşlarımız. Ve yine son 2 yılda 40 Pınar'da final yapan ve yarı final yapan pehlivanlarımızla ayrı bir kriter olarak koyduk. Eğer bu kriterlerin hiçbirine girmiyorsa baş pehlivanımız, o zaman dedik ki en alttaki limitli yolluğu alarak güreşlere katılacak dedik. Şimdi tabii bunlar yolluk esası ve ödenmesi zorunlu olan tutarlar. Dedik ki esas burada önemli olan konulardan bir tanesi, hep pehlivanlarımız anlatılan temel taşını ortaya koyan konulardan birisi, bizim bir ödül sistemimiz olacak. Artık bu ödül sistemimiz, para ödül sistemimiz performansı arttıracak. Bu da nasıl olacak arkadaşlar? Biraz önce Recep Başkan söyledi. 300-400 tane pehlivan olduğu bir yerde biz her galibiyete para verirsek lige kimseyi bulamayız. Doğru mu? Şükrü Başkan. Yani şimdi o yüzden dedik ki ilk 64'e kadarki galibiyetlerde para ödülü yok. 64'e indikten sonra artık derece turları başladıktan sonra 64'e indikten sonra elde edilecek her galibiyet için birer para ödülü koyduk. Her galibiyet için. Bu birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur. Çeyrek finale gelen pehlivanlarımız açısından her bir boyda kabul edilebilir bir gelir anlamına geliyor. Bir sonraki slaytımıza geçelim. Mesela yağlı güreşte bir yağlı güreş bilginin
çeyrek finalisti yolluktan hariç olarak her bir çeyrek finalisti 18 bin lira para kazanmaya yaklaşık kazandık. Yine yağlı güreş liginin şampiyonu, daha doğrusu yağlı güreş liginin organizasyonlardan birinin her bir organizasyonda 175 bin lira ödül kazandık. Yine ikincisi 100 bin lira, iki tane çünkü de 50'şer bin lira ödül kazandık. Devam edelim arkadaşlar. Baş altında da baş altını kazanan herhangi bir organizasyonda baş altını kazanan her bir pehlivanımız 25 bin lira kazanacak. İkinciler 16 bin lira, üçüncüler 9500 lira ödül kazanacak. İnanın arkadaşlar. Büyük ortada, bakın bunlar aslında belki günümüz ekonomik koşullarda çok büyük gelmiyor. Özellikle basın mensuplarımız için, profesyonel sporu takip eden sporcularımız için belki bunlar büyük rakamlar olarak gelmiyor ama yağlı güreşte bunlar önemsiz rakamlar değil. Bakın, bir büyük orta pehlivanı, örnek veriyorum, Manavgat'ı kazandıysa, Yunt Dağı'nı kazandıysa, Seka Park'ı kazandıysa her biri için 15.750 lira gelir elde edecek. İkincisi 9.750, üçüncüsü de 5.250 lira. Yollukları harika arkadaşlar. Devam edelim. Küçük orta boylarını bir bütün olarak ele aldık. Ödül anlamda hepsi aynı. Her bir küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy ve ikisinin içinde birinciler 15.750 lira, ikinciler 9.750 lira, üçüncüler de 5.250 lira ödül alacaklar. Niye böyle süratli çingeneci yapmışsınız diyeceksiniz bana ama öyle demeyin çünkü başka türlü Excel hesabı tutmuyor. Kusura bakmayın bu şekilde Excel hesabının sonuçlarına göre veriyorum bunları. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi deste boylarında bakın. Deste küçük boydaki bir kardeşimiz bile henüz daha bu altyapıyla altyapının bitmediği bir aşama sayılır. Her bir lig süreçinde kazanan 10.150 lira yolluk hariç gelir elde. Devam edelim arkadaşlar. Bir aşağıya gelin. Ayak boyunda da yine ayak boyunu galibi 7.500-5.000 lira kalacak. Devam edelim. Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2 ve toz koparan boylarındaki çocuklarımız da o turnuvanın şampiyonu 4.925 lira para kazanacak. Aslında önemsiz bir rakam değil. 11 yaşındaki, 12 yaşındaki, 13 yaşındaki gençlerimiz için. Bununla da yetmez dedik. Dedik ki bizim sporcularımızı yetiştirenler var. Yetiştirenlere de bizim ödül vermemiz lazım. Hocalarına da ödül vermemiz lazım. Bakın burada herhangi bir lig güreşinde sporcusu baş pehlivan olan antrenörün kazanacağı ödül 15 bin lira. İkincisi 12.500 lira. Bakın. Baş altında kazandıysa herhangi bir hocamızın sporcusu 10 bin lira ödül alacak. Her bir aşama için. Yine deste boylarında 4 bin, teşvikte, minikte de 3 bin diye gidiyor. Şimdi bir konu var, bunu da hepinizin dikkatine sunmak istiyorum. Bu çok son günlerde tartışıldı. Neden yaptık bunu sizlere bir ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim biraz önce ifade etmiştim. Ligden 40 bin lira gelebilmek için bir şey olacak. Şimdi esas yarış kısmına geleceğiz de. Özellikle minik 1, minik 2, teşvik 1 ve teşvik 2 boylarındaki üreticilerimizin biz en son bir kereye mahsus bu sene 40 bin lira gelip hepsi topluca katılıp üretecek. Ve orada da bir şartımız var. O da şu. Gelecek bütün güreşçilerimiz yanlarında mutlak surette velisi ya da vasisinin olduğunu bize şey yapacak. Ben şunu ortaya koydum. Bakın bana pek çok ihbar geldi. Benim gözümle gördüğüm olaylar oldu. Şimdi geçen gün bir sporcumuz bana Facebook'tan bir mesaj atmış. Telefonum aslında herkeste var ama demek ki onun eline geçmemiş telefonum. Herkes telefonunu arıyor. İkide de arıyorlar. Gece 3'te de arıyorlar sağ olsunlar. Yani başkanı gönlü yüreği geniş 3'te de ararız. Gece 3'te bile alem var inanın. Şimdi Sayın Başkanım çocuklarımızı 5 kişilik arabanın içine 16 kişi 17 kişi doldurup bakın yani Allah korusun büyük riskler içinde 10 saatlik 12 saatlik yollara götüren insanlar gördük.
çocuklar, kusura bakmayın sizin çocuklarınız değil, bu çocuklar hepimizin çocuklarımız. Bu çocukların bir tanesinin kılına zarar gelirse ben federasyon başkanı olarak bunun sorumluluğunu asla kalkamam. Vebalini öreyim. Hepsinin her türlü güvenliği benden sorumlu. Doğru mu? O zaman ben buna dikkat etmek zorundayım. Dedik ki ülkemizi bölgelere böldük. Bu sadece bu dört küçük boyut. O bölgelerde mümkün mertebe dik güreşi olmasına dikkat ettik. Bir tane bölgemizde dik güreşi yok. Keşke olsaydı. Olamadı. Dedik ki bu dursun her bir bölgede dursun orada. Kürsede dursun. Aynen. Burada bulunan tamam. Kendi bölgesi içinde serbestçe yapabilecek. Çünkü ona da şöyle dikkat ettik. Mümkün mertebe dedik. Çocukların gezdirileceği alan 2-3 saatlik trafik yol alanını geçmesin. Onların can güvenliğini, onların sağlığını, onların gelecekle ilgili riske girmemeleri için dikkat ettik. Ve dedik ki 2-3 saatlik yol aralıklarını geçmesin. Eğer bulundukları bölgede lig güreşi yoksa o çocuklarımızın bir kereye mahsus bir lig güreşinin olduğu yerde güreşilme hakkında vereceğimiz de belirttik. Talimatımızda bu da var. Özel izinle bunu vereceğiz. Ve yine o bölgelerimizde eğer 5 ve altında güreş varsa o çocuklarımızın yeterince eğitim alamama riskini aktif güreşerek hazırlık yapamama riskini ortadan kaldırmak için en yakın illerde güreşmeler için federasyon olarak yine özel izin vereceğiz dedik. Yani minik bir, minik iki, teşvik bir ve teşvik iki boylarında ligde bu anlama yok. Bunu anlatmak için söyledim. Oralarda ilk 8'e giren çocuklarımız doğrudan Kırkpınar'a katılacaklar. Kırkpınar'da gelecek sene inşallah 2024'te güreşme hakkını elde edecekler. Şimdi diğer tüm boylarda ilk 64'e gelene kadar puanlama yok. Puan almayacak. 64'e gelene kadar veya 64'ten sonra bay çekerek eğer tur atladıysa bir pehlivanımız yine puan almayacak. Ama 64'e geldikten sonra her bir galibiyet için her bir sporcumuza her bir boyda bakın 2 puan vereceğiz her bir galibiyet için. Galibiyetten 2 puan alacak. Son final maçındaki galibiyeti kazanan 2 puan alacak ya bir de dedik buna bonus puan verelim. Ekstra bonus puan verelim. Şampiyonluk bonusu. Bunu da çok yüksek tutmadık. Sebebi de şu. Çok yüksek tutarsak dedik. Şampiyon erken belirlenir. Erken belirlenirse kafamızdaki endişeler gene olabilir. Biz bu puanı bu puan sonucunda elde edilen başarıları Kırkpınar'a endekslememizin bir tek sebebi var. Çünkü bakın para ürünlerini koyuyoruz. Başarıyı koyuyoruz. Heyecanı koyuyoruz. Ama pehlivanlarımızca olmazsa olmaz denilen bir hedefi koymazsak önlerine bu ligin hiçbir anlamı kalmaz. Olmazsa olmaz denilebilecek hedef de bence Kırkpınar. Kırkpınar'ı koyalım ki dedik herkes mücadeleyi sonuna kadar yapsın. Bu şekilde bu puanları belirliyoruz. Ve yine tabii devam ediyoruz. Derece elde eden pehlivanlarımızla bir şey daha söyleyeyim. Tabii bu kafadaki kargaşa da ortadan kalksın. Biliyorsunuz geçmişte pek çok sayıda boy atlama güreşi vardı. O boy atlama yapısı bu ligin yapısıyla ters düşen bir şey. Düşünün. Ligde puanlamaya giriyorsunuz. Küt birisi boy atlıyor. Yeniden o zaman ligin anlamı kalmıyordu. Dedik ki biz boy atlamayı ligin kendine verelim. Her bir organizasyonumuz artık boy atlamada unsur sahibi olsun. Hepsi bu puanlardan orada aldığı puanlarla şey olacağı için, netice alacağı için aslında o 7 güreşimizin tamamı gerçek anlamda boy atlama güreşi. Onların hepsi boy atlama güreşi. Ama o gün değil, sonunda boy atlıyor. Ve daha fazla sayıda atlıyor. Bunu da ifade edelim. Şimdi bakın burada
Baş pehlivanlıkla ilgili zaten bu kamuoyuna yansıdı ama tekrar ifade ediyorum. İlk 24'e giren pehlivanlarımız doğrudan 40 bin lira kazanacak. Ana tabloya girecekler. İlk 24'e giren pehlivanlarımız. Ligin ilk 24'üne girdiyse doğrudan 40 bin lira olacaklar. Sonra dedik ki bana baş pehlivanlarımız Balıkesir'deki Çalıştay'da dediler ki başkanım bizi Kırkpınar'dan niye mahrum ediyorsun? Ben dedim çalışın gidin. Çalışın gidin. Kusura bakmayın Kırkpınar özel olacak. Sizin için de özel olacak. Küçük ortacılara, büyük ortacılara nasıl sekerek gönderiyorsak siz de sekerek göndereceksiniz. Çünkü sizin yaptığınız müsabakalardaki heyecan toplumu heyecanlandırıyor. Doğru mu değil mi? Sizin yaptığınız müsabakalar eğer heyecan duyurmuyorsa insanlara o güreşin tadı kalmıyor. Bu nedenle dedik ki kardeşim ilk 24'e girenimiz doğrudan Kırkpınar'ın yolcusu. Ha, sezon 2'de sakatlık olur. Sezon 2'de hastalık olur. Şanssızlıklar olabilir. Onlar için de bir hat tanıyalım. Ne yapalım? Gene Edirne'de, bakın başka bir yerde değil. Kırkpınar'ımızdan 3 gün önce yorulmamalarını sağlamak için Edirne Belediye'mizin kontrolünde, beraberce kontrolümüzde, çarşamba gün dedik. Onun gününü salı da yapabiliriz. Bak aramızda değerlendirebiliriz. Pehlivanlarımızın isteğini de sorabiliriz. Salı ya da çarşamba günü bir öneleme yapalım dedik. Ama o önelemeye girecek pehlivanlarımız da şunlar. Normal şartlar altında Kırkpınar'da güreşme hakkı olan baş pehlivanlarımızın arasından bir öneleme yapalım. Oradan da bir 8 kişi daha getirelim. 32'yi tamamlayalım. Topal olmasın yani. 24 olunca topal olacak çünkü. 32'ye tamamlayalım. Daha sonra şöyle bir kura sistemi yapalım Kırkpınar'da. Mücadeleyi arttırmak için. İlk 24 var ya, ligdeki ilk 24. Bu ilk 24'ün ilk 8'i, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ilk 8'i birinci torba olsun. Sonra 9'dan 16'ya kadar ikinci 8'i ikinci torba olsun. En son 3. 8'de 3. torba olsun. Ve yine, biz sonraki sayfaya geçelim. Ve sonra yine önelemeden gelen 8 güreşçimiz de 4. torba olsun. Ve biz bu kurayı çekerken de 4 torba olacak Kırkpınar'da. Bunu unutmayalım. 1. torbada yani ligde ilk 8'e girenlerle önelemeden gelenler. 2. torbadan gelenlerle 3. torbadan gelenler eşleştirilecek. Yani sadece ilk 24'e girmenin önemli olmadığını bütün baş pehlivanlarımız görecek. Kırkpınar'da daha iyi yol yürümek istiyorsa ilk 8'de kalmasının çok önemli olduğunu da görecek. Ya yani mücadeleyi daha fazla arttırmak için mücadele içine mücadele koyarak çalışma yapmaya çalıştık. Aslında bütün modern sporlarda da bu var. Biliyorsunuz Euroleague'de de var bu. Şampiyonlar Ligi'nde de var. Benzer bir formatı açık konuşayım biz. Yağlı güreşimizin içine de koyduk. Niye biz çünkü yağlı güreş ligimizi sadece Türkiye'de izlensin istemiyoruz. Bakın bu ben olurum olmam. Muhtemelen ben olmam. 3 sene, 5 sene sonra inşallah yağlı güreş ligini o dönem federasyonumuzu yöneten arkadaşlarımız Avrupa'ya, dünyaya tanıtsın. Orada da insanlar bunu izlesin. Bununla ilgili çalışmalar yapalım. Derdimiz bu. Ve yine bir güzellik daha var. Pehlivanımız normal olarak 40 yaşını geçti. Gelecek sene, örnek veriyorum. Bu sene ilk 24'e girdi. Gelecek sene 41 yaşında. Normal koşullar altında 40 bin arada güreşmesi mümkün değil. Ha diyoruz ki kardeşim adam madem ilk 24'e girdi hakkıdır. Doğru mu? Gelecek sene 41 yaşında da olsa, 42 de olsa, 43 de olsa, 45 de olsa ilk 24'e girdiği müddetçe güreşmeye devam etsin diyoruz. Hatta benim gönlümden geçen bir şey söyleyeyim size. Burası çok önemli arkadaşlar. Çok önemli bir şey söylüyorum. Gönlümden geçen bir şey söyleyeyim. Ligde ilk 24'e giren pehlivan 24'te kaldığı müddetçe güreşmeye devam etsin. Yaş sınırı olmaz. Doğru mu? İlk 24'te kaldığı müddetçe güreşmeye devam etsin. Adam o yiğitliği gösteriyorsa, adam o gücü gösteriyorsa bizim kerli çobuz kaç yaşında güreş bıraktı? Doğru mu? Diyorum ki ilk 24'te kalmayı beceriyorsa adam kaç yaşına kadar kalırsa gelsin. Devam etsin güreşin. Ama ilk 24'te kalmaya devam ediyorsa. İlk 24'ten düştüğü günde emekli olsun. Doğru mu? Benim böyle bir niyetim var.
Sizler de destek olursanız ben bu niyeti seneye uygulayacağım. Bu da bir sizlerin desteği olabilir. Doğru mu Ramazan abi? Tamamdır. Yani şimdi biz bu aldığımız kararları, bazıları bana şimdi hakaret edenler var başkanım. Vallahi bak. Diyorlar ki efendim sıkıldı millet. Biraz sıktık değil mi? İyi konuşamadık galiba. Herkes bak kendi arasında konuşmaya başladılar ya. Bitiyor arkadaşlar. 5 dakika daha müsaade ederseniz bitiriyoruz. Şimdi biz hakikaten devrim niteliğinde kararlar alıyoruz arkadaşlar. Gelin bu devrime hep birlikte sahip çıkın. Hep birlikte bu devrimi başaralım. Hep birlikte bu güreşi bir noktalara getirelim. Gerçekten bunlar bakın, bunlar gerçekten rahmetli Erbakan Hoca'nın tabiriyle pansuman tedbirler değil. Bunların hepsi ayrı ayrı devrim. Hatta Çalıştay'da söylediğim bir şey vardı, burada bir kere daha ifade ediyorum. 2024 yılı Kırkpınar'ı baş pehlivanlıkta puanlama olmadan yapacak arkadaşlar. Bakın, 2024 yılı baş pehlivanlık güreşi Kırkpınar'da gerçek geleneksel yapısına uygun bir şekilde, gerçek ruhuna uygun bir şekilde puanlama olmadan yapacak. Doğru mu arkadaşlar? Bu şekilde konuşuyoruz. Bu nedenle de Kırkpınar'ımız gerçek ruhuna kavuşacak. Belki göreceğiz ki 50 yaşında, 55 yaşında cengaver pehlivanlarımıza belki gelecek Kırkpınar'da baş pehlivanlık. İnşallah bunu sağlayalım. İnşallah bu onur da bize ait olsun diyorum. Ve tabii bu bütün değerlendirmelerin içerisinde aldığımız bütün kararlarımızın, yaptığımız bütün çalışmalarımızın unutulmasın ki Balıkesir'de yaptığımız Çalıştay'da aldığımız kararlar olduğunu herkese tekrar ifade ediyorum. Hiçbirini İbrahim Türk'ün şahsi kararı olarak görmeyin. Hepsi ortak akıl ürünü. Hepsi buradaki değerli hazırının ortak aklıyla üretilmiş değerler. Şimdi o küçüklerle ilgili alınan kararda benim eğitim kurulum ve sağlık kurulum bana dedi ki bakın minik 1 ve minik 2 de teşvik 1 ve teşvik 2 de sağlık ve çocuk gelişimi gereği mümkünse güreş yapılmasın dedi. Biz risk aldık, güreş yapılmasına izin verdik. Ama sınırlarımızı aradık. Çocuklarımızı korumak için. Yine bakın başka birçok konuda da örnek veriyorum. Geçen sene ben belediye başkanlarıma sormuştum. Demiştim ki şunu yapalım mı? Birçok belediye başkanımız, birçok güreşçimiz, güreşseverimiz televizyonlarda şundan rahatsız oluyor. Ya dediler, bizim güreşlerimiz bu ligin dışına çıktı, kusura bakmayın şu anda. Ya şeye döndü yani, bu siyasette, şeyde, ticarette milletin kendini gösterdiği 5.000 lira, 10.000 lira verelim, kendini gösterdiği bir şov arenasına döndü. Gerçek bu işin emeğini veren belediye başkanlarımızın emeğine de zayi olmuyor. Mücadelelerde şey oluyor, hakikaten mahvoluyor. Mümkünse dediler kardeşim bu konuya bize bir sınır getir. Ve ben o zaman sordum belediyeler birliği toplantısında. Ne düşünürsünüz? Gelin dedim bana söyleyin. Benim tek başıma kararım olmasın. Eğer kabul ediyorsanız dedim şey yapalım. Bütün güreşlerimizdeki anons sistemine bir çeki düzen getirelim ve sınırlandıralım. Neredeyse oy birliğiyle kabul çıktı biliyorsunuz. Sonra talimat hazırlarken bizim Yücel Başkan'ı aradım. Sevgili Başkan Vekilim ve bizim Belediyeler Birliği Başkanımız. Ya Yücel kardeşim dedim bak biz böyle bir karar aldık ama bu kararı acaba dedim adım adım mı atsak? Çünkü çok radikal adımlar atıyoruz. Bu sefer bütün belediyeler 3 gün sonra yani bizleri rahatsız etmesin, üzmesin. Herkes oy birliğiyle verdi ama ne yapalım abi dedi. Benim teklifim şu dedim. Bu sene getirilen o anonsla ilgili sınırlandırmaları lig güreşi ve elmalı güreşiyle sınırlı tutalım. Kırkpınar zaten olması gerektiği gibi yapılıyor. Onu söylemeye gerek yok. Kırkpınar'a benzetelim o güreşlerimizde. Güzel bir örnek alalım. Ama diğer geleneksel güreşlerimize bir es verelim. Bir yıl millet güzeli görsün ki ne güzelmiş ya. Çünkü herkes Kırkpınar'a gelemiyor başkanım. Görsünler
Hakikaten bu çok güzelmiş. Bak birlikte müthiş bir uygulama oldu. Biz de böyle yapalım noktasına geldiklerinde bir yıl sonra da onu yaparız dedim. Süper düşünmüşsün abi dedi. Böyle yapalım dedik ve böyle karar verdik. Hatta geçen gün yanlış bir uygulama da yapılmış. Çok yani zaten ligde de anons konusunda sınırlandırması olmayan bazı değerli büyüklerimize, kardeşlerimize bazı yerlerde yazgır arkadaşlarımız yanlış anlamışlar. Şey yapmamışlar. Anons etmemişler. Hem de hiçbir yasak olmamasına rağmen. Bundan bu anlamda özür diliyorum. Sözlerimi sonuna gelmeden önce şunu da ifade etmek istiyorum. Bakın bir yeni yola başladık. Özellikle basın mensubu kardeşlerimden bir istirhamım var. Sizlere diyorum ki hiçbir iş yanlışsız olmaz. Hiçbir iş hatasız olmaz, eksiksiz olmaz. Bizler peygamber değiliz. Bizler mükemmel insanlar da değiliz. Yolu olsun diye yapıyoruz. Bütün iyi niyetimizle yapıyoruz. Ama istesek de istemesek de hata yapıyoruz. Eksik yapıyoruz. Mutlaka da yapacağız. Bir çocuk doğmadan öldürmeyin. Lütfen biraz yaptığımız eleştirilerde, verdiğimiz fikirlerde anlayışlı olalım. Yapıcı olalım. Doğru mu? Hep birlikte eksiklerimizi giderelim. Sadece eksikleri göstermeyelim, güzellikleri de gösterelim. Hepsini bir bütün tutalım. Eğer bunu yapabilirsek başarılı oluruz. Yapamazsak başarısız oluruz. Başarısız olursak bakın bu yağlı güreşin ömrünün nitelikli bir şekilde sürdürülebilirliği yok. Ben size söyleyeyim. Ama başarılı olursak da göreceksiniz en geç 5 yıl içinde bakın çok uzak bir süre söylemiyorum. 5 yıl içerisinde göreceksiniz başka projelerimiz de var. Bu projelerle yağlı güreşi bütün dünyanın aklına kazıyacağız. Bütün dünyanın bakın. Bak şu anda biz PlayStation oyununun içine girmenin çalışmalarını yapıyoruz. Onun çalışmalarını, altyapısını başlattık. Yarın bakacaksınız Amerika'daki bir çocuk, Almanya'daki bir çocuk, Japonya'daki bir çocuk alacak oyun konsollerine, gidecek başpehlivanlarımızı oradan satın alacak. Her bir satın alınan başpehlivanlarımıza oradan para gelecek. Bakın. Her bir organizasyon seçildiğinde o organizasyona para gelecek. Kırkpınar'a para gelecek, Yunt Dağı'na gelecek, efendime söyleyeyim Kurtdereli'ye gelecek, Şahin Bey'e gelecek, Aybastı'ya gelecek yalnız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu Kocaeli'ye gelecek. Bunun hesaplarını yapmaya çalışıyoruz. Bunun değerlendirmelerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar yapıldığında çok başarılı bir şekilde sonuca ulaşacağız diye umut ediyorum. Şimdi tabii bu yolda benim yanımda sürekli birlikte bulunduğum, bana çok destek olan ekip arkadaşlarım var. Ben herkes burada alkışlandı ama ben bir de buradan hakikaten onun vaktimi alan o arkadaşlarımı da bir takdir edersiniz bir alkışlatmak istiyorum. Şimdi isim isimle ben bunu tek başıma yapmadım. Arkadaşlarımla sürekli istişare ederek yaptım. Onların isimlerini de burada şöyle kısaca bir anons etmek istiyorum. Ve onların da bir ayağa kalkmasını rica ediyorum. Başta başkan vekilim Kahin Okur. Yine as başkanım Başar Atikbay. Yine yönetim kurulu üyem Alparslan Arslan. Yönetim kurulu üyem Bülent Odabaşı. Yönetim kurulu üyem İbrahim Doğan. Ve yönetim kurulumuzda olmamakla birlikte, yedek üyem olmakla birlikte benim kendi işimde de hayatımda her zaman yanı başımda olan, sağ kolum olan benim baş denetçim, yedek yönetim kurulu üyem Bilal Öz. Ve yine bizim Merkez Hakem Komitesi Başkanımız Şükrü Kazan. Gözlemciler Kurulu Başkanımız Metin Şener. Bu arkadaşlarımızla biz bu organizasyonu hep birlikte yaptık. Yine Mehmet Eminbay kardeşim. Hepsiyle bunlarla mücadele ettik, çalıştık, uğraştık ve büyük bir eseri oluşturduk. Şimdi bu inşallah tabii Yücel Yılmaz kardeşim de bu işin içinde ama o burada olmadığı için onu alkışlatmıyorum. Yani tamamen bir görev gereği. Bakın yanlış anlaşılmasın. Biraz önce sunucu arkadaşımız kendisini arazide dedi. Arazide falan değil.
devlet görevi gereği şu anda FAS'ta. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi arkadaşımızın hani hiçbir şekilde kastı yok. Hatta son ana kadar da iptal, yani üzerindeki görevlendirmeyi iptal ettirmek için uğraştı, yapamadı. Bu sebeple şey oldu. Yani maalesef gelemedi, aramızda bulunamadı. Hepsine, bütün arkadaşlarıma, bütün federasyondaki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Evet, kıymetli başkanımızın yüreğine sağlık diyoruz. Demin çok güzel bir cümle kullandı. Hiçbir iş kusursuz, eksiksiz olmaz dedi. Biz de suçu lisan ettiysek, bazı şeyleri eksik yaptıysak hakkınızı helal edin. Şimdi bir alkışla alıyoruz. Değerli belediye başkanlarımızı, kıymetli huzurumuzu diyorum, hakkınızı helal edin. Yönetim kurulu üyelerini hazır olun. Bir hatıra kurulu için sahneye davranıyorum. Buyurun efendim. Ağlarınızı... Evet, güreşçi kardeşlerimiz, siz de fotoğrafta yerinizi alın. Ben bütün misafirlerimizi davet ettim. Bir büyük fotoğraf, daha büyük bir fotoğraf da alalım inşallah. Evet, çok